Eğitimciliği ve sanatçılığı bir arada buluşturan Şela Sanat Atölyesi sahibi sanatçı Sayın Şela Mistral, atölyede yaptığı faaliyetler hakkında bizlere engin tecrübelerini sundu. İzliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Şela Mistriyer ve Şela Sanat Atölyesi'nin sahibi, işletmecisi ve sanatçısıyım. Uzun zamandır da eğitim veriyorum. Sanat eğitimi vererek. Sanatseverlerle aslında buluşturma Sanatla noktasını buluşuyorum. Evet, oluyorsunuz çok değil mi? sanatseverlerle ve sanatı çok sevip icra etmek isteyenlerle. Süper. Farkınız açıkçası hem sanatçı olmanız hem eğitmen olmanız bununla birlikte de bir atölyeye elbette ki beraberinde getiriyor. Hizmetleriniz, amaçlarınız nelerdir? Bir sanat atölyesi sahibi olarak benim amacım özellikle yurt dışına açılmak. Yurt dışına açılmak derken de sadece kendim için değil, öğrencilerim için bunu istiyorum. Benim öğrencilerim yurt dışındaki üniversitelerde sanat ve tasarım okumak istiyorlar. O yüzden bana geliyorlar. Çünkü benim ortamımda interaktif bir atölye ortamına sahipler. İnsanlar gelip ders yapmıyorlar. Burada oldukça eğlenceli bir ortamda projelerini gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden de bu projelerle başvurduklarında oldukça başarılı bir sonuç elde ediyorlar. Şimdiye kadarki başarım da dediğim gibi %100. Yani Harika. şöyle söyleyeyim, ilk tercih ettikleri ilk 3 okula Ne kadar güzel. mutlaka giriyorlar. O yüzden Süper. de o interaktif olmanın ve yaratıcı olmanın avantajını sonuna kadar kullanıyorlar atölyemde. İnteraktif bir ortam derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Şöyle, yani öğrenciler hiçbir şekilde birbirine bağlı değiller. Saatleri birbirlerine bağlı değil. Gelme günleri birbirlerine bağlı değil. Aldıkları eğitim birbirlerine bağlı değil. Herkes geldiği zaman benle muhatap oluyorlar. Yapmak istedikleri her neyse o konuda onlara yardımcı oluyorum. Tabii ki öncelikle çizim konusunda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü tasarımcı olacaklarsa ilk önce tasarlayacakları şeyi çizmeleri gerekiyor. Elbette ki. Fakat onun dışındaki kısımda oldukça yaratıcı kısımda malzemeden tutun da yapabilecekleri her türlü tasarım için onlara yardım ediyorum. Ve ev ödevi de vermiyorsunuz. Kesinlikle vermiyorum. Ev ödevine çok karşıyım ben. Ne kadar güzel. Aslında bir eğitmen ve bir eğitici olarak özgür bırakıyorsunuz ama tabii ki de o hedef doğrusu disiplini sağlıyorsunuz ama Evet. özgür bırakarak. Yani iç disiplin burada önemli. Aslında disiplin dediğimiz şey bir başkasının size dayatması değildir. Kişinin iç disiplini sağlayabilmesi çok önemlidir. Öyle olduğu zaman zaten daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Zoraki hiçbir şey olmaz. Hele sanat ve tasarımda zoraki hiçbir şey olmaz. Kesinlikle. Size nasıl ulaşabilirler peki? Bana şelasanatatölyesi.com'dan ya da şelamistriyel.com'dan ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Kolaylıklar Çok diliyorum. Nice güzel teşekkürler. inşallah projelerde, sanata dair her şekilde isminizi ve imzanızı görmek temellisiyle yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Ve efendim çok değerli bir konuğumuz bizlerleydi. Sanatçımız ve elbette ki de Şele Sanat Atölyemizin sahibiydi efendim. Şele Mistral konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.